Kaç sene oldu ya Deniz? 15. 15 değil mi? 15. İşte benim de 16. Vay arkadaş yani. Vay be. Senin de doğum günündü değil mi bir de birkaç gün benim önce? Benim doğum günümdü evet. Kutlu olsun. Hangi gün benim doğum günümdü 12 ya? Mart diye hatırlıyorum ama ha, doğru 12 mu? 12 Mart da hangi güne denk geliyor diye. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Vallahi bak unutmamışım ama. Teşekkür ederim. Gerçekten de özellikle stüdyodaki seyircimizin bu kadar diretmeden, zoraki olmadan, içten gelerek doğum günümü kutlamış olması ayrıca beni çok sevindirdi. Şuradan çünkü bir iki surat gördüm arkamda kaldıkları için. Buradakiler yine yüzüme baktıkları için iyi ki doğdu diyor. Oradakiler iyi ki doğdun. Ya bu nereden çıktı şimdi yani hani bizi buraya çağır doğum günü kutlatıyorlar gibi. Yapmayın, bir daha yapmayın. Ama o taraf... Kamera çeker meker. Benim fanlarım onlar. Yok, onlar senin öyle fanların, şeyler yapmazlar. Yok yok senin fanların orada. Benim fanlarım orada. Ha senin... Senin fanların orada, benim fanlarım orada. Aa! Bak benim fanlarım orada. Size de fan kalmadı. Yazıyorlar şimdi, yazıyorlar onlar da. Fan bulalım mı size, ister misiniz yok, burada? Yok onlar yazıyordur ha, şimdi. Birkaç fan ister misiniz? Talipli var mı buraya fan taliplisi? Evet. 15 sene oldu ha. 15 sene. Vay arkadaş. Seninle ilk tanıştığımız günü hatırlıyor musun? Abi biz seninle bir yılbaşı programında Ankara'da yeni yıla beraber sahnede girmiştik. Tanıştıktan sonraydı. Ama ondan evet. Hayır benim programıma geldiğinde tanıştık biz seninle. Ama yılı hatırlamıyorum. Evet biz o görüntüyü bulduk ya. Yemin et. Valla eski arşivlere bizim arkadaşlar girdi Beyaz Şov ekibi. Benim halimi görmeniz lazım. Herhalde o da bir 15 sene önce. Benim ben halimi... Deniz Seki'ye bakalım da bir gülelim yani neymişiz ne olmuşuz diye ararken. Deniz dünya güzeli. Ben bayağı bebe. Bebe aspirini böyle oturuyorum orada. İnanamazsın tipe. Gösterip göstermemek arasında kaldım ama artık göstereceğiz. Deniz'le bizim de ilk karşılaştığımız gün. Deniz'in belki televizyonlara, ekranlara ilk çıktığı gün. Hangi parçaydı onu hatırlıyor musun? Ahmet mi? Ahmet değil. Kop gel günahlarından. Kop gel günahlarından evet. Evet hangi parçaydı ben de hatırlamıyorum ama kop gel günahlarından olabilir. Bir o ilk programı 15 sene önceki Beyaz Şov'u bir seyredelim. O bir masum, o bir uyuyan güzel, o bir Deniz Seki. Kısa bir dönem sonra, yani bir buçuk ay sonra piyasada olacak. Bu kaset benim eminim ki müzik dünyasındaki dönüm noktam falan evet. Gibi bir şey olacak. 9 tanesi kendi bestesi olmak üzere harika bir albüm yaptı. İşte bunların ben albüme girmeden belki hallerini bilirim. O zamanlar her gün bak yeni bir şey yaptım, yeni bir şey yaptım derken işte bizim küçük serçemiz vardır ya Sezen Aksu, sevgili Sezen Aksu. Ben de evet. Onun biraz daha uzun boylusu olduğu için Deniz'e büyük serçe diye kendince öyle bir lakap takmıştım. Şimdi onu söyleyeyim dedim. Albümde de çok az kaldı. Bayanların işi Türkiye'de zor değil mi? Genelde erkek popçular daha böyle bir sivrilebiliyorlar. Erkek seyircinin alıcısı genç kızlar. Evet. Genç bayanlar çok daha fazla hayranlıklarını ifade edebildikleri için. Bayanlar çok rahat, evet. O yüzden erkeklerin star olması ve şansları daha kolay ama... Mesela benim hayranım olan bir erkek Deniz diye kendini yırtamaz. Yırtardı bir daha ama dikilemez. Ama senin hayranın. İnanamıyorum. Ben kendime inanamıyorum. Sen bebeksin ben de çok küçükmüşüz abi, ya. Abi böyle bir oturmak var mı ya? Pardon ya. Şöyle bir yani hiç talk show'a bir şey alışık olmadım böyle yani. Ya böyle ben buradan nasıl bu hale gelmişim yani? Hiçbir şeye baksana orada sohbet dönüyor falan. Çünkü ben de ilk defa ünlü görüyorum o dönemde yani. Hani ben de gelenler bana gelmiş ama ben de böyle ona Zeki Alasya geldi. Zeki Alasya ve Yaşar katılmış evet programa. Ya, Zeki abiye de buradan selamlar. Valla ben oradan da... sen iyi gelmişsin. Sende sorun yok. Ben oradan iyi evrilmişim ha. Ben ne kadar zayıfım ne çöp. Hala zayıfsın, hala ay çok güzelsin de en o haliyle. En az 20 kilo var. Ha, insanların geçmişteki halleri genelde ya bu ne, o iyi falan derse seninki mükemmel. Ay çok teşekkür ederim. Gerçekten mükemmel. Benimkini demek ben sen bundan sonra... Sen de öylesin, sırım gibi çocuksun ya.
Sırım gibisin yani. Sırım gibiyim sadece, başka hiçbir şey yok. Sırım show. Böyle sırım sırım geliyor böyle bir tane. Sırım geldi. Beyazıt sohbet et, sohbeti yok. Konuklarla konu, konuklarla konu. Ne yapacağız? Sırımım ben böyle otur. Duruyorsun sırım gibi. Allah, sırımı da nereye varmış içinde arkadaş?